Peki aldığı sence düşünce kaç doğru. transfer yapılacak Savaş abi? Kaç transfer bekliyorsun? Sen kaç bölgeyi eksik görüyorsun? Ben mesela direkt söylüyorum. Bir stoper. Hı. İlk önce geriden başlayalım. Sonra hücum hattına, forvete, sol bek gerekebilir. Onun dışında sol bek, stoper, forvet. Bir tane de kanat en az. Dört tane transfer Ben bekliyorum. 4 transfer bekliyorum açıkçası Ben Galatasaray'ın. 4 transfer lazım. en az, hatta bak en az olması lazım. Şimdi baktığın zaman en az olması lazım. Fazlası olursa da şaşırmam ama en az dört tane transfer lazım. Bir stoper. Onun için de daha önce yaptığımız yayında da söyledik. Nelson, Olsen'in yazışmaları sürüyor dedik. O bölgeye başka alternatif isimler önerildi. Biraz ağırdan oldu. Büyük ihtimalle yeni bir Norveçli Olsen, Nelson ikilisini göreceğiz orada. Mitchell'i de gördüğümüz zaman Olsen, Nelson ve Mitchell. O üçlü Danimarka ve Norveç üçlü. Üçlü birbirini tanıması o savunmanın ve önünde oynayan oyuncularla bu bir avantaj olur. Hazır bir oyuncu olarak gelmesi bir avantaj olur. Diğer taraftan Atan'a gidelim. Gomis ve Seferovic'in performansları şu ana kadar, Gomis oyuna sonradan girip atsa da geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında ikinci yarı iki golcünün de performansını eleştirdik biz. Sevgili Evet. Kaan, bakalım ikisi bir arada olduğu zaman olmuyor. Niye? İki tane yaşlı ve ağır adam diyelim yani. Sonuçta Gomis'i Evet. 90 dakikada bu kadar etkili göremiyoruz. Ya da ikinci 45 dakikada Seferovic'le beraber olduğu zaman bu kadar etkili göremiyoruz. Oraya mesela Shamar Nicholson ismini biliyorsun. Daha önce gündeme Evet. getirmiştik, konuşmuştuk. Jamaikalı golcü. Sportiv Moskova'dan ayrılmak istiyor. 25 yaşında, gol özelliği çok fazla olan bir oyuncu. Geçen sezon 34 maçta 21 gol atmıştı. Ondan önceki sezon 37 maç 10 gol. Bu sezon da galiba golle başladı. Böyle bir forvet, santrafor diyeyim yani. Direkt santrafor çünkü çok başka. Tam Galatasaray'ın aradığı özelliklerde de bir oyuncu. Yani böyle bir santrafor içinde girişimler sürüyor önümüzdeki günlerde. Ama burada da ağırdan alması 1 Eylül'de İngiltere'de, yani Premier Lig'de transferin bitip orada boşa çıkacak oyuncular bekleniyor. Bu yüzden de biraz daha alınıyor. Diğer taraftan kanat oyuncusu için, madem ki transfere girdik, Bakayeme için ısrarla Galatasaray'a öneriliyor. Galatasaray'a başından beri öneriliyor, fiyat aşağı iniyor. Galatasaray'ın 1,5 milyon euro ile 1 milyon 750 bin euro civarı düşündüğü rakam vardı. Bakayeme 1 3 artı milyon 1 euro yıllık kaldı. sözleşme değil mi? 1 1 artı artı 1 1, yıllık. 1 artı 1 Galatasaray'ın vermiş olduğu rakam 1,5 milyon euro. William Davila bunu evirdi, çevirdi. Başakşehir dedi, Galatasaray dedi, Katar dedi. Trabzonspor'dan ayrılalı ne kadar oldu? 2 ay geçti son şampiyonluk maçında Geçti. oynayalı. Şimdi Vakayeme geldiği zaman biraz önce ne dedim? Hazır bir golcü, yani hazır bir oyuncu lazım. Vakayeme'nin şu anda yarın imzayı atsa Trabzonspor maçını ortaya koyalım. En az 2-3 hafta futbol oynayamaz tam anlamıyla. Kamp görmedi, antrenman görmedi. Galatasaray maçlarını takip ediyor, Trabzonspor maçlarını takip ediyor. En son Galatasaray maçını izlemişti. İzlerken görüntülendi işte Galatasaray Ümraniyespor maçını. Ama Vakayeme iyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Süper Lig için Evet. geçtiğimiz sezon en kaliteli futbolcularındandı. Ama bugün böyle ben Vakayeme için hemen Vakayeme alınsın diyemiyorum. Galatasaray yöneticiler de bu konuda temkinli. 1,5 milyon euro. Buyurun diyor, bizim verdiğimiz bu. Sürekli Galatasaray'da anlaştı, Galatasaray'da imza atacak diye haberler var ama Galatasaray bu konuda çok net. 1,5 milyon euro veriyor. Belki işte imza parası şimdi 1 milyon 700 ila 150 bin lira olabilir. 1,750. Bu konuda bir bekleme var. Diğer taraftan Cengiz Ünder, milli Bölge oyuncumuz. bölge konuşalım abi istersen. İlk bir stoperi konuşalım. Olsen olacak diyorsun yüksek ihtimalle değil mi stoperde? Yüksek ihtimalle Olsen olacak. Doğru sevgili Kaan. Çünkü daha önce görüşüldü. Bir takım anlaşmalar, Mitchell'un menajeriyle de aynı olması, Galatasaray kulübüne yakın olması. Aslında yani baktığınız zaman Olsen, Mitchell transferiyle beraber Galatasaray'a önerilen bir isimdi. Şu anda daha iyisi ve daha hazır olmadığına göre Olsen aslında bir tarafta tutuluyor. Yıllık maliyeti 700-750 bin euro civarı. Bonservisi için en son 3 milyon euro civarında bir rakam anlaşılmıştı. Stoper konusunda bence istikrarlı da bir oyuncu. Yani her sene baktığın zaman 30 maçın altına düşmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelirse direkt 11'e girebilecek bir oyuncu. Ya da geldin, bu hafta kulübede başlarsın 15-20 dakika, hemen önümüzdeki haftada Mitchell'da olduğu gibi 11'de başlatabileceğim bir oyuncu. Yani Galatasaray hangi bölgeye transfer ederse etsin böyle oyuncu alması lazım. Böyle oyuncu transfer etmesi lazım. Şampiyonlukta ben de varım diyecekse eğer. O yüzden ben Olsen ismine çok sıcak bakıyorum. Diğer taraftan da sol bek için Patrick Van Aanholt'un ve Okan Hoca'nın burada bir isteği olduğunu biliyorum ama hocanın da ayrıyetten Patrick Vanolt'a güvendiğini de biliyorum. Antrenmanda özel olarak görüştüğünü, hatalarıyla ilgili özel konuşmalar yaptığını, seninle beraber devam edeceğim dediğini, çünkü yabancı kontenjanı var. O bölgede oyuncu sıklığı var. Diğer taraftan bakıyorsun, kanata geçelim madem ki bölge bölge. Yunus ve Ama Kerem'in Ortiz olduğu konuşuluyor bir de stoperde bugün. Ortiz'le ilgili bir duyumun var mı abi?
Var tabii ki. Hatta İngiltere'den yeni isimler de öneriliyormuş. Ben bugün dün akşam hatta aldığım bir habere göre isim öğrenmedim ama menajerlerin İngiltere Premier Lig'de az önce bahsettim ya o gözden çıkarılan oyunculardan Galatasaray'a önerildi. Erden Timur'a bu konuda sürekli telefonda bilgi geldi. Telefonda isimler önerildi. Ama şu anda Galatasaray 10 seni cepte olarak görüyor. Yani bir taraftan ben bu oyuncuyla anlaştım. Daha iyisini bulursam da bunu alırım diye. Tekrar söylüyorum. Olsen Nelson ve Mitchell üçlüsü aslında bir avantaj. Aynı ülkenin iki tane oyuncusunun yan yana olacak olması, Danimarkalı bir oyuncunun da yanlarında beraber olacak olması, o bölge üçlü çok önemli. Sağ stoper, sol stoper. Önlerinde Mitchell'ı düşündüğünüz zaman bu üçlü başarı getirir yani. Tartışmasız başarı getirir. Baktığın zaman kariyerlerine de sürekli oynayan oyuncular olduğunu düşünürsek farklı isimler mutlaka gelecektir. Ama ben Galatasaray'ın bu süreçteki ilk transferinin stoper olacağını düşünüyorum. Hatta o ismin de Olsen olacağını çok yüksek ihtimal görüyorum. Çünkü baktığın zaman yeni gelen isimlerin, önerilen isimlerin maliyetlerinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama hazır bir oyuncu almak zorunda. Yani siz Nelson'la orada Abdülkerim Bardakçı'yı çıkardığın zaman Nelson Olsen yaparsa bu sefer yerli kontenjanda Emre Akbaba da olmadığını düşünelim. Mertens olmayacak. Üçüncü yerliyi nerede kullanacaksınız? Bir türlü onu bulamıyorum yani. Kazım Can da orası için yetersiz olduğuna göre. Seninle yaptığımız yayınlarda hep bunu söyledim. Yani iş bir bakmışsınız ki dönüp dolaşıp bir anda Muslera Okan'a geliyor. Evet. Gelebilir. Yani eğer burada Gelmesi lazım açıkçası. Benim şahsi fikrim gelmesi lazım. Çünkü yavaş yavaş diyorum ya, kulüplerin yerli kaleci sistemine geçmesi lazım. 1-0 geride başlıyorsun direkt. ya tabii ki şimdi Trabzonspor'da yerli kaleci var. Beşiktaş'ta yerli kaleci var. Fenerbahçe'de yerli kaleci var. Ligin diğer takımlarında yabancı kaleci olmasına onun orada çok fazla yerli oyuncu var. Ama sizin yerli havuzunuzda buyurun bakıyoruz. Diyoruz ki mesela şimdi Cengiz Ünder kiralık satın alma opsiyonu transfer edildi diyelim ki. Kimin yerine gelecek? İki yerli oyuncunuz var. İki tanesinden bir tanesinin yerine gelecek. Hadi konusu açılmışken Cengiz sorayım o zaman abi sana. Cengiz Ünder Galatasaray'a son maçta Marsilya maçında oynadıkları maçta Igor Tudor oyundan almasına çok bozuldu. Sen de takip etmişsindir. Yani ikinci yer oyunu alıp burada Emre Mor gibi şansı değildi. Emre Mor'un şimdi baktığımız zaman Jorge Jesus gibi bir teknik adam var. Herkesin saygı duyduğu bir teknik adam. Maçtan hemen sonra olayı anlattı. Savunma yapmamız lazım dedi. Çünkü kolay değildir ikinci yarı oyuna aldığınız bir oyuncuyu 20 dakika sonra oyundan çıkartmak. Gerçekten Ama psikolojik olarak abi oyuncu sana bir şey yıpratır. söyleyeyim mi? Takım 10 kişi kalmış. Stoperin yok. Sağ kanat çıkarıp stoper aldı. Ben normal karşıladım açıkçası. Payet gibi ileride top tutabilen tecrübeli bir adamı çıkartacağını Cengiz'i çıkarttı. Aynı şey için mesela Jorge Jesus da doğru olanı yaptı o zaman. Baktığım zaman Şampiyonlar Ligi maçında aynı benzer özellikleri hatta anlatanlar var ama burada şu var. Igor Tudor'la Cengiz arasında aslında baktığın zaman sezon başında geldiğinden beri bir sıkıntı vardı. O sıkıntının devam edebileceği konuşuldu. Tudor zor bir hocadır. Ben Tudor'u tanıyorum. Tudor'la Galatasaray dönemini biliyorum. Tudor'un mesela Sneijder'in ayrılmasında, Çetçü'nün ayrılmasında çok büyük önemi var. Sneijder mesela ayrıldı. Herkes yönetimden biliyordu ama Tudor istememişti. Mesela Evet. Çetçü ile Sneijder'i ben direkt kampa istemiyorum dedi. Kamptaki çalışma sistemi tamam. Çok iyi antrenman yaptırıyordu. Fakat Çetçü'ye Başakşehir'e gittiği zaman Mehmet Özcan'la bir röportaj çekmişti. Kulakları çınlasın Mehmet Özcan'ın da. Ben onu sormuştum. Tudor'la aranızda ne yaşadı diye. Bana söylediği cevap şuydu. Tudor hala kendini Juventus'ta oynayan bir futbolcu zannediyor. Yani yıldız kendisinden daha fazla yıldızlara tahammül edemiyor gibi bir sistemi vardı. Orada da mesela Sneijder kendisinden daha kariyerli bir futbolcu. Tamam Juventus Tudor'un geçmişi var ama Sneijder kariyerli bir oyuncuydu. Belirli yabancı oyuncularla sıkıntı yaşıyordu. Burada da Cengiz'in aslında oyuncu tercih olarak baktığı zaman skoru korumak adına böyle bir tercih yapabilirdi ama tabii oyuncular duygusaldır. Yani ikinci yarı oyuna girip de 20 dakika bile sormadan oyundan alındığı zaman ister istemez bozulur. Bu konuda da bir Marsilya ayrılığı yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Tudor'la bu olayı eğer bir an önce tatlıya bağlamazsa. Dolayısıyla burada Türkiye gelmek istiyor mu? Daha önceki ifadelerinde Türkiye'ye dönmek istemediğini ifade etmişti. Evet. Ama burası Galatasaray. Burası Galatasaray. Milli takımdan beraber oynadığı oyuncular var. Türkiye. Bakıldığı zaman Galatasaray'da şampiyonluğu oynayan bir takım. Birçok takım arkadaşı var. Neden kiralık olarak satın alma opsiyonunu olmasın derim. Okan Hoca'nın da bu konuda Cengiz Ünder'le bir görüşme yapacağını ve bu transferi çok istediğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bizde var. Marsilya cephesinde ne olacak? Galatasaray cephesi. Galatasaray cephesi sıcak bakıyor. Eğer bir yakınlaşma olursa bu Cengiz Ünder'in isteğiyle olacaktır. Yani bunu da net olarak ifade edebilirim.